Herkese merhaba arkadaşlar, ben Samet. Bugün daha önce yapmadığımız bir şey yapacağız. Şu an beni şöyle düşünün. Şu an 1 FPS'tim, şimdi de 600 FPS oluyorum. Şimdi diyeceksiniz ki, lan bu ne yapıyor? Bu adam ne yapıyor diyeceksiniz. Arkadaşlar, 1 FPS vs 600 FPS videosuna hoş geldiniz. Oyunlarda, Fortnite'da FPS'in önemini bu videoda izleyeceğiz. 1 FPS'den 600 FPS'e kadar bir oyuncunun oynayışını izleyeceğiz. Bakalım FPS'in farkı ne kadar önemliymiş, hep beraber göreceğiz. Ama öncesinde gençler, sizlerin desteğine ihtiyacım var. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de son olarak içerik mağazasından bir şeyler alırken yapmanız gereken tek şey... Can kahvem hatırına saydım. Aşkım deli sarhoş, komplo orduların gardiyanları. Neyim var ki rapten gari? Evet arkadaşlar, şimdi videomuza giriş yaptık. Gördüğünüz gibi 1 FPS'den başladı, 2 oldu FPS, 4 oldu. Bu şekilde yavaş yavaş 600'e kadar çıkacağız ve FPS'in farkını göreceğiz. Hani bakın, video donuyormuş gibi. Gördünüz değil mi? Karakter hareket etmiyor, donuk donuk ilerliyor. FPS gençler bunu sağlıyor, akış hızınız yani. FPS'inizi arttırmak isterseniz gençler, Fortnite'da yapmanız gerekenler biraz ekipmanlarınızın, bilgisayarınızın iyi olması lazım. Bir de ekstradan mesela arka planda bir şeyler açıksa onları kapatın gençler. Onları kapatırsanız FPS'iniz artar. Ya da 4.3 oynayabilirsiniz oyunu, o şekilde de artabilir. Bu şekilde tavsiyeler verebilirim. 7 FPS oldu. Yani bu FPS'lerde oyun oynamak imkansız gibi bir şey, gördüğünüz gibi. Ama bilgisayarınız kötüyse de 30-40 FPS'lerde oynayabilirsiniz. Tabii ki de karşınıza FPS yüksek biri gelirse alma ihtimaliniz çok düşük, onu da söyleyeyim. Bak 12 FPS oldu. Hareket hızı yavaştan gelmeye başladı. Ben size 600'de nasıl olacak onu merak ediyorum açıkçası. Videoyu ileri sarıp lütfen böyle bir şey yapmayın. Yavaş yavaş hepsini teker teker görelim. Bak 12 FPS oldu. Yavaştan oynamaya başladık. Şimdi gençler, bildiğiniz gibi monitörlerin de hertzleri var. Onu da anlatayım sizlere. Monitörünüz mesela sizin 60 Hz'dir, tamam mı? 60 Hz ne demek biliyor musun? 60 Hz'de siz 60 FPS'e kadar akıcılık alırsınız. Yani bilgisayarınız çok kaliteli olabilir gençler. 100 FPS alıyor olabilirsiniz, 200 FPS alıyor olabilirsiniz. Ama monitörünüz eğer 60 Hz ise eğer, siz akıcılığı 60. seviyeye kadar görebilirsiniz. Daha akıcı olduğu zaman göremezsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Anladıysanız gençler, yoruma anladım yazın. Bakayım kaç kişi anlamış. Şimdi bak, adam 17 FPS'i çıktı. Gitgide artıyor FPS. Mesela gençler, benim şu an kullanmış olduğum monitörüm 144 Hz. Tamam mı? Yani bu ne demek oluyor? 144'e kadar FPS'imi görebiliyorum. Onun yukarısına çıkarsa eğer, monitörüm desteklemediği için bana o görüntüyü vermiyor ekran. Anlatabildim mi? Bilgisayarım daha yüksek FPS alsa da. O yüzden ben mesela FPS'imi sabitliyorum 144'de. Okey. Evet, orada bir çiçeği aldırdı. 22 FPS'te oynuyor. Ama bak, farkındaysanız yavaş yavaş akıcılık artıyor. Bir de şöyle bir şey daha var arkadaşlar, bakın. Eğer ki siz 60 FPS'te oynuyorsanız sürekli göz böyle seçemiyor onu, tamam mı? Size normal geliyor, akıcıymış gibi geliyor. Fakat iki tane bilgisayarınız olsun ya da 60 FPS'ten sonra 144 FPS'te oynamaya geçin. O akıcılığı biraz hissediyorsunuz, tamam mı? 144 oldu, FPS'iniz arttı. Monitörünüz de eğer 144 Hz'se o akıcılığı hissediyorsunuz. Fakat 144'den 60'a döndüğünüzde bu sefer iki kat daha fazla hissediyorsunuz. Donuyormuş gibi geliyor oyun. Mesela şöyledir gençler. Ben şu an 144'e alıştığım için normal bilgisayarda 60 FPS, 60 Hz monitörde oynayamam. Bana donuyormuş gibi gelir. Şu anda da mesela siz 60 Hz monitörünüz var diyelim, 60 FPS alıyorsunuz. Şu an bu donuk geliyor değil mi? Bak çeviriyor sağa sola ama donuk donuk. Böyle hissedebiliyorsunuz değil mi o şeyi? Hareketini. Böyle donuk donuk ilerliyormuş gibi. 30 FPS'de şu an. Bakalım 30 FPS'de neler yapabilecek. Bence mantığını anladınız gençler, her şeyi. Bu videoda 600'e kadar çıkacak FPS derken bir pump kaçırdı ama sonrasını almaya başarıyor. FPS'imiz şu an 30'da. Bakalım birazdan artmaya devam edecek gençler. 40 oldu. 40 oldu. Evet, 40 oldu. Bir tık daha akıcılık geldi. 60'a kadar gençler. Zaten çoğu kişi 60'da oynar. Yani monitörünüz 60'ı destekliyor çoğu kişinin. Onu söyleyeyim.
40 FPS'te öyle böyle killer almıyor ha. Şuraya bak. Bir türlü ölmedi adamın, cana bak ya. 3 canı var, hayatta kaldı. Aha biri daha geldi. Bak seni, onu da aldı. Oğlum bu adam ne? 40 FPS'te nasıl oynuyor? Aman aman aman. Ah be, öldü sonunda. Sonunda ölüyor. 40 FPS'ten devam ediyoruz. Gençler, FPS'in önemini anladık değil mi? FPS böyle bir şey gençler. Oyununuz gelişir. Daha iyi oyun oynarsınız FPS'iniz arttıkça. Bak 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 bak. Oğlum o kadar adam öldürdü. Buradaki adamı zorla öldürdü. Evet, 40 FPS. 60'tan sonrasını çok önemli gençler. Yavaş yavaş geliyoruz. Birazdan 50 olacak FPS'imiz. Evet, adam yukarıdan tarıyor. Benim merak ettiğim, bize görüntüyü mü böyle 40 FPS'te veriyorlar? Adam oynarken de bu gerçekten bu FPS'te mi oynuyor? Onu merak ediyorum. Yorumlarda yazın gençler, anlayan varsa aranızda. Tak 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 tak. Aga be. 62. Evet, bir pump denemesi geldi. Sizce bu adam kim? Valenge. Evet, 60 FPS. Gençler, bu 60 FPS çoğumuzun kullandığı. Monitörünüzün hertzine bakın, hertz kaç hertz diye. 60 ise eğer, sizin FPS'iniz 144 bile olsa 60'tan yukarısını göremezsiniz. Girin şu an videoyu durdurun. Ya da videodan sonra girin bir bakın kaç hertz monitörünüz, bilmiyorsanız eğer. Hoppala. Şu an 60 gençler iyi. 60 iyi akıcılık bakımından. Ama dediğim gibi 60'tan sonra eğer ki 144'e alışırsanız bir daha 60'da kolay kolay oynayamazsınız. Çünkü o 144'ün akıcılığını hissettiğinizde olay bambaşka yerlere geliyor. Bir tık daha ilerletelim gençler. Böyle arada takılmalar oluyor ya anlık. Ona FPS drop deniliyor. Onun da sebebi tam %100 emin değil ama benim bildiğim kadarıyla şeyden oluyor gençler. Siz bilgisayarınızı fazla zorluyorsunuz, sınırsız yapıyorsunuz FPS'inizi. O zaman drop, FPS droplar fazla girebiliyor. O yüzden FPS'i sabitlemek daha iyi. Oyun içinde FPS sabitleme var Fortnite'ta. O şekilde FPS'inizi sabitleyip oynarsanız daha iyi olursunuz. Monitörünüze bakın abi, 60 Hz mi 144 mi, ona göre FPS'inizi ayarlayın. Eğer 60 Hz alıyorsanız gidip de 140 yapmanıza gerek yok derken 240 yaptı, bak bak bak, harekete bak. 240 Hz'e geçti 144'ten. 144'ten de geçti. Akıcılığı görüyorsun değil mi? Ama yani şu an mesela monitör desteklemediği için göremiyoruz. Göremeyiz. Bu ekranımız bize vermiyor onu. Anladınız mı? Ama video içinde yine ufak da olsa anlaşılıyor yani. Dikkatli bakarsanız 60 ile 240'ın farkına bak, bir hareketlilik geldi oyuna. Bunu bir de video olarak değil, gerçekten oyunda deneseniz, o deneyimi yaşasanız gerçekten çok iyi. 240'da hiç oynamadım ama ben. 144'da oynadım. 240'da hiç oynamadım. Umarım ilerleyen zamanlarda nasip olur. Onu da merak ediyorum yani. Eğer onu da bir deneyimlersem anlatacağım. Ama 144 ile 60'ın farkını anlatmam size. Bak 240'da da bayağı hızlı yani. Mesela gençler, diyelim ki kapıdan ikiniz birden çıkıyorsunuz. Eğer monitörünüz 240 Hz ise, eğer FPS'iniz de 140 ise, siz adamı böyle bir yarım saniye önce görüyorsunuz ve öldürme ihtimaliniz daha kolay oluyor. Zaten pro oyuncular o yüzden bunu kullanmakta mecburlar arkadaşlar. Prolar o yarım saniye, o saliselerle win alabiliyor, milyon dolarlar kazanabiliyorlar ve onlar için bu çok önemli. Eğer ki siz normal eğlencesine oynayan bir insansanız, bir kişiyseniz, o kadar da önemli değil. Sonuçta siz profesyonel oyuncu değilsiniz, bir saniyedir, yarım saniye sizin için o kadar da fazla önemli olmayabilir. Ama diyorsanız ki bak 600 FPS'e geçti, ben diyorsanız ki pro oyuncu olacağım, profesyonel olmak istiyorum, 144 en az şart gençler, en az 144 şart, onu söyleyeyim. Farkı hissedeceksiniz eğer şu an 60'da oynuyorsanız. Evet, 600 FPS'i geçti, akıcılığa bak. Bu nasıl bir şey ya? Gençler, ben size şöyle söyleyeyim, kendiniz oynarken çok daha farklı olacaktır bence. Bir görüntü değişti, görüyor değil mi? Karakterin dönüşümünü bak, sağa sola kaydırırken böyle akıyor yani görüntü. Akıcı. Akıyor, anlatabiliyor muyum? Akıyor yani arkadaşlar. Onu FPS çok önemli. FPS parlak. Ping de önemli tabi. Ping de çok önemli ama pingle gençler başka videoda mı konuşalım? Yani maalesef Türkiye'de altyapılar sağlam değil. Keşke her yerde fiber altyapı olsa da
1000 megabit hız alsak yani. Anla gidiyorum ama inşallah yavaş yavaş gelişecektir. Çünkü Türkiye'de gençler bu FPS oyunları, ne bileyim MOB oyunlar vesaire çok hızlı bir şekilde gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Altyapılarda gelişecektir diyecekken videonun burada sonuna geldik gençler. 1 FPS'ten başlayıp 600 FPS'e kadar görüntü farklarını gördük, beraberce izledik. Umarım gençler video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse bakın bir saniye aşağıda hemen beğenebilirsin, abone olabilirsin kardeşim ve bana destek olabilirsin. Use code Samet Parlak yazmayı unutma. Yakında çekişler geliyor. Mouse, klavye ve kulaklık siparişi verdim. Yakında geliyor. Beklemede kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Use code Samet Parlak.